Yahudi alimlerinden bir tanesi de peygamberimizin çıktığını duyuyor. Kitabı açıyor bakıyor ya bir sayfayı okuyor Resul Ekrem'in orada bir işareti var. yırtıyor, atıyor. Öteki sayfayı okuyor. Onda da işaret var. yırtıyor, atıyor. En son kapatıyor kitabı. Gidiyor hahamların yanına. Yahu diyor ben bu peygamberi gidip göreceğim yoksa Tevrat'ta sayfa kalmayacak diyor. <laughs> Böyle yırtat yırtat. <laughs> Yok olmaz öyle falan filan. Yok diyor ben gidip göreceğim. Geliyor Medine'ye. Resul-i Ekrem yeni vefat etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mescidin penceresinden içeriye bakıyor. Hazreti Ali'yi görüyor. Diyor ki peygamber sen misin? Hazreti Ali çok benziyor ya peygamberi diyeceğim sallallahu aleyhi ve sellem. Yok diyor ben onun amcasının oğluyum. Resul-i Ekrem üç gün önce Hakk'a irtihal eyledi. Aaa. Ben onu görmeye geldim. O kadar yoldan geldi. Nasip olmayacak mı bize? O zaman diyor, onun bir e, elbisesi var mı sende? Bana verebilir misin? Tabii. Bir cübbesi var, ben de vereyim sana. Veriyor cübbesini. Gidiyor orası i Ekrem bana kabrini gösterin. Nerededir? Kabrinin önüne geliyor. Orada secdeye varıyor. Şey, haham. Ya Rabbi, ben peygamberine iman ettim benim imanımı kabul ettiysen burada canımı al. Orada secdede vefat ediyor. O haham. Yahudi haham. Ve Resul-i Ekrem'in cübbesiyle defnediyorlar onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi yani hamdolsun olsun ki o haham demek ki hakikati arayan birisiymiş. Ona nasip oldu. Yani bunların öyle bir derdi yok yani. <laughs> bunların öyle bir derdi yok. Yırtat. Bukhari'miş. At. İmam Bukhari nasıl uğraşmış? Müslimmiş. At. Hiç derdiyle onun aklına uymadı mı? Tamam. Aklını firavunlaştırmış. Benim ilahım aklımdır diyor aslında. Anlatmak istediği bu yani. İlahım aklımdır. Benim aklıma uymayacak bir şeyi bana kabul ettiremezsiniz. Ben hepsini itiraz ederim. Ama senin aklının yetişemeyeceği yerler, noktalar da vardır. Öyle değil mi? İnsanın aklı biz hayvan gibi değiliz ki hayvan doğar doğmaz ne yapacağını bilir, onları çok kısa bir zamanda yapar. İnsan öyle değil ki insan yürümesine geliyor iki, dakika, iki sene sürüyor ayağa kalkıp da yürümesi. Allahu Teala diyor ki senin aklın öyle hayvanlar gibi değil. Hayvan doğar doğmaz koşacağını bilir, annesinin hangi memesinden emeceğini bilir, ne yiyeceğini bilir, kimden kaçacağını bilir, kimin yanında duracağını bilir. Sen öyle değilsin ki. Sen iki senede anca yürüyorsun. Annen seni tutup da e, kendi memesine götürüp emzirmezse sen nereden gidip bulacaksın? Hangi, <laughs> nereden emeceğini yani? Öyle değil mi? Ha senin durumun farklı ey insan. Sen yavaş yavaş gelişiyorsun. Yavaş yavaş geliyorsun, gelişiyorsun. 10 yaşındaki bir çocuk düşünsenize bu malis grup gibi düşünse ne babasını dinler ne anasını dinler kimseyi dinlemez. Oğlum yemek ye. Aç kalırsan zayıf düşersin. Dersini çalışamazsın. Yok. Benim aklıma uymuyor bu dediğin senin. <laughs> i̇ğne yap. Yok. İğne de olmaz. Şu yap bu yapalım sonra. Haydi. <laughs> Genç yaşta. Şey yaşta. O şey diyor ya. Genç ölüm, acı ölüm. <laughs> Meral Akşener. Hmm. <laughs> Berkidel var için şiirler diziyorlar. Berkin Elvan için. Ya. Ne hale geldi insanlar değil mi? Bu devletin içerisinde ne masum çocuklar öldü, ne mazlum çocuklar öldü. Suriyeli ne çocuklar öldü kimse ağzı tek laf etmedi. Genç ölüm, acı ölüm, neredesin gülüm, böyle böyle bir şeyler bir şeyler. Allah hidayet etsin ne diyelim yani. Bizim anlattığımız mesele yalnız aklın hükmü yok demek değil. Biz diyoruz ki Allah aklı verdi bize. Celle Celaluhu geliştireceksin. O akıl seni hakka çekecek zatı bulmak için. Yani sen Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali aklını kullanıp ne yaptılar? Resul-i Ekrem'in hak olduğunu buldular. Bulduktan sonra onun söylediklerinde aklıma uyarsa kabul ederim demediler. Onun peygamber olduğunu akıllarıyla buldular. Değil mi? Bulduktan sonra da o ne diyorsa haktır dediler. Ondan sonra akıl onların yaptıklarındaki hikmeti anlamaya kabil oldu. Ama Resul-i Ekrem'e tabi olduktan sonra Ya Resulallah bunu niçin yapıyorsun? Benim aklım almıyor. demedi hiç birisi O Allah'ın peygamberi dedi. Evet. Ne diyorsa haktır. Anlamazsak bile anlamak için gayret gösterelim dediler. Aklın nuru orada işe yarıyor yani. Aklın nuru bize orada yol gösteriyor. Ama öteki türlü benim aklım kabul etmiyor. Resul Ekrem'in dediğini ben kabul edemem derse bu Cehil gibi kenarda kalır o vakit yani. Allah muhafaza buyursun. Bu anlattıklarımız aklın hükmü yok demek değil. Akıl Allah'ın bahşettiği en büyük nimet. Zaten bütün varlık alemindeki insanı en üste çıkartan mesele akıldır yani. Ama kendi aklına güvenip şeytan gibi böbürlenirsen Allah'ın rahmetinden kovulursun. Celle Celaluhu. Bizim aklımız Allah'ın bize vermiş olduğu emirlerdeki güzelliği anlamak için niye verdi diye sorgulamak için değil. Burası çok ince bir nokta.